Erman Toroğlu çıldırdı. Galatasaray böyle oynayamaz. Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olan Sarı Kırmızılılar 2 maçlık Kadıköy galibiyeti serisinin ardından esiri rakibine bu sefer kaybetti. Ülker Stadyumunda saat 20.30'da başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmada mağlup olan Cimbom Lig'de bu sezon derbilerde en az puan toplayan takım oldu. Sarı Kırmızılılar gelecek maçta 18 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da yeni Malatya'yı konuk edecek. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Galatasaray'ın derbide aldığı yenilgi için derbi çok hareketli geçmedi ama yine de Fenerbahçe Galatasaray'dan daha iyiydi. Galatasaray sanki karşısında Fenerbahçe değil de alelade bir rakip varmış gibi oynadı. Sarı Kırmızılılar rakibi karşısında çok etkisiz kaldı. Bir kere takımda oyunu kurup hareketlendirebilecek Kerem'den başka kimse yok. Galatasaray'ın oyun sisteminde hiçbir artı görmüyorum. Teknik adam değişikliği hiç yaramamış. Çok net. Bu yenilginin sorumlusu Torrent'tir. Çok açık söylüyorum. İfadelerini kullandı. Öte yandan teknik direktör Torrent de Sarı Kırmızılıların derbi yenilgisi için "Bugün taraftarlarımıza güzel bir derbi galibiyeti armağan etmek isterdik ama ne yazık ki kaybettik. Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Bu takım gelecek sezon çok iş yapacak." diye konuştu. Ancak Sarı Kırmızılı taraftarlar Torrent'in bir an önce Galatasaray'dan ayrılması gerektiği görüşünde birleşti. Galatasaraylılara göre Domenech Torrent kesinlikle gelecek sezon takımın başında olmamalı. Aksi halde yine kayıp bir sezon yaşanması işten bile değil. Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi şok eden hamle. Galatasaray'da seçim teknik direktör Domenech Torrent'in kaderini belirleyecek. Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün Katalan Hoca ile yola devam etmek istemediği biliniyor. Sarı Kırmızılılar da bu doğrultuda gelecek sezon için teknik direktör konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınına yansıyan haberde Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk'ün Marcelo Bielsa'ya başkan seçilmesi durumunda teknik direktörlük görevine getirmek için güvence verdiği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcıyla ayrıca Kolombiya ve Bolivya'nın milli takım teknik direktörlüğü için de ilgilendiği ifade edildi. Bielsa'nın adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu. Galatasaray'da ayrılık. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'in hegemonyasını kırarak şampiyon olan Lille'in bu başarısında çok önemli bir pay sahibi olan milli futbolcu Burak Yılmaz sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız medyasının iddiasına göre milli futbolcunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken 36 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağının ise Türkiye Ligi olacağı belirtiliyor. Yakın dönemde Türkiye'den birçok transfer yaparak Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı gibi oyuncuları kadrosuna katan Fransız temsilcisinin bu transferleri Mustafa Muhammed'i transfer ederek bir yenisini eklemek istediği öğrenildi. Sezon sonu Lille'den ayrılacak olan Burak Yılmaz'ın yerine yapılacak transfer için Fransız Lyon Sport ortaya bomba bir iddia attı. Habere göre Burak Yılmaz'ın yerini güçlü bir golcüyle doldurmak isteyen Lille, Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Muhammed'i 10 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyerek transfer edecek. Dünyanın en hızlı futbolcusu Galatasaray'a. Bolt'tan bile hızlı. Galatasaray'da sular durulmuyor. Bir yandan 30 Nisan'da yapılacak seçimlerde yeni başkanını seçmeye hazırlanan Sarı Kırmızılılar da bir yandan da transfer listesi oluşturulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Terim'in kontratının bitmesi ve yine seçim gündeminin yoğun olması nedeniyle aynı sıkıntıları yaşayan Galatasaray bu kez seçimden önce scout ekibinin belirlediği oyuncuları kısa listeye ekleyecek. Kanat bölgesine hızlı bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray'ın yetenek avcılarının favorisi Flamengo'da forma giyen Bruno Henrique.
Dünyanın en hızlı futbolcusu olarak tarihe geçen Brezilyalı futbolcu yapılacak başkanlık seçiminin ardından Galatasaray'ın yeni patronunun transfere onay vermesi halinde parçalı formayı giyecek. Galatasaray'ın transfer listesinin tepesine yazdığı Henrique, mükemmel hızının yanı sıra üstün top tekniğiyle de beğeni topluyor. Kariyerinin en parlak sezonunu 2018-2019 sezonunda geçiren Bruno Henrique, söz konusu sezonda 46 maçta 26 gol atıp 9 asist yaparak tam 35 gole doğrudan etki etmişti. Asıl mevkisi sol kanat olan Sambacı, görev verilmesi halinde sağ kanat ve santrafor pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Henrique, Flamengo'ya 2019 yılının Ocak ayında Santos'tan transfer olmuştu. Galatasaray'a 25 milyon euroluk Marcao piyangosu. Galatasaray yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. İç ve dış transferde önemli adımlar atmaya hazırlanan sarı kırmızılıların gelir beklediği en büyük hamle ise Marcao'nun satışı gibi görünüyor. Takıma verilen 4 günlük izinde İtalya'ya giden ve burada temsilcisiyle beraber hem Roma hem de Napoli ile transfer görüşmeleri yapan Brezilyalı savunmacı için artık kulübe resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde forma giydiği 8 maçın 7'sinde haftanın 11'ine seçilerek adını devlere duyurmayı başaran Marcao için şimdiden çok yüksek bir bonservis bedeli belirlendi. Sarı kırmızılıların Marcao'nun menajeriyle de görüşerek kapıyı 25 milyon eurodan açarız dediği öğrenildi. Galatasaray'ın İtalyan sportif direktörü Sensibile'nin Marcao'ya Serie A'dan yapılacak tekliflerde bizzat devreye gireceği de gelen haberler arasında. Campos'ta başta Fransa ve İspanya olmak üzere birkaç ülkede daha ilişkilerini kullanarak 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değerini yükseltmeye çalışacak. Diğer taraftan olası bir Marcao satışına karşı Sambacı'nın yerini kısa sürede doldurmak isteyen Galatasaray bir stoper havuzu oluşturdu. Bu doğrultuda aralarında yerli oyuncuların da olduğu genç ve gelecek vadeden birçok savunmacıyla görüşmeler yapılacak. Galatasaray'dan Burak Yılmaz bombası. ...2022-2023 sezonunda epik özleyecek kadroyu kurmak için gece gündüz çalışmalarına devam eden Sarı Kırmızılılar, golcü transferinde büyük bir aşama kaydetti. Bafétimbi Gomis'in varlığından oldukça memnun olsa da yabancı sınırının gelecek sezon 12'ye düşecek olması nedeniyle Fransız golcüyle sözleşme yenilememe kararı alan Cimbom, Mustafa Muhammed'in yeni partneri olarak Burak Yılmaz'la söz kesti.